Evet, merhabalar dostlar. Yeni bir serinin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Çok güzel bir kanal burası ve bu kanalın en beğendiğim videolarından bir tanesi. Eğer imkanınız varsa bu videoyu izlerken size tavsiyem çayınızı, kahvenizi, yiyeceğinizi, içeceğinizi yanınıza alın. Şöyle keyifle izleyin dostlar. Ara ara durdurabilirim, ara ara bir şeyler söyleyebilirim. Yoksa zaten beraber izlememizin bir anlamı olmaz. Şimdi bu kanal harika bir kanal dostlar. Birazdan göreceksiniz. Öyle türler var ki ellerinde öyle güzel Lepisces türleri besliyorlar ki. Özellikle bir sahip olmak istediğim bir tür var. Eğer ona sahip olsam gerçekten sadece o türleri beslerdim diye düşünüyorum. Üretimhaneyi, evi, odayı sadece o türe ayırırdım diye düşünüyorum. Videoda neler göreceğiz? Videoda üretimhane kuracak bildiğiniz bunlar bizim saksı. Park bahçe müdürlüklerinde, belediyelerde, Ikea'da, Koçtaş'ta bulabileceğimiz türden siyah saksılar dostlar. Ya da farklı amaçlarda da kullanılıyor olabilirler. Bunlardan bir üretimhane yapacak bahçesine. Bunlara şimdi filtre sistemi getirecek. Ardından balıkları gösterecek. Bizim için burada önemli olan burayı nasıl yaptığı ve beslediği özel türler. Bunu unutmayalım. Buna göre izleyelim. Çayınız, kahveniz, yiyeceğiniz, içeceğiniz hazırsa, siz de hazırsanız o halde videoyu analiz etmeye, videoyu tanımaya başlayalım. Altyazıyı da açık bıraktım zaten. Hadi bakalım. Two guppy tubs. In this video, I'll explain how I set them up, and I'll also show you some of the guppies that I raise in these tubs. Kanalın ismi Hawaii Guppy, Hawaii Hobbies diye de bulabilirsiniz. Ekstradan izlemek isteyenleriniz varsa. These are some of my outdoor guppy tubs, and today I'm going to be adding some new ones. I'll remove these four tubs and replace them with more tubs in this area right here. I removed the four tubs, placed six concrete blocks on the ground, and added 2x6 lumber. More concrete blocks, 2x6 lumber. Ben böyle şeylere çok dikkat ederim arkadaşlar. Tabii hani alım gücü var, ürünler ulaşılabilir, hemen alınabilir, ucuz. Fiyat olarak bizden çok çok ucuz da. Yani şuna bakar mısınız ya, bu kalasların üzerindeki etiketleri bile duruyor. Bunlar bile yeni. Hemen adam almış gelmiş. Bizde saklama kabı dünyanın parası yani. Akvaryumdan pahalı neredeyse. Evet, üstüne de dizdi. Altına da koyacak ortaya. I can place 17 gallon tubs on this bottom row. These are the 17 gallon tubs that I had already set up. It's nighttime. 64 litreymiş bu arada. Biraz hızlı geçiyordu o yüzden söyleyeyim dedim. Oy, nasıl güzel ya. Bizim Ivory'ye benzemiyor mu birazcık ucundan? A few weeks later, I set up this tent to provide some shade for the tubs. Direkt güneş almayacak. I added 2x4 lumber on the ends to provide some stability. I decided to add aeration to these tubs. There's the PVC. And each tub has its own sponge Pipo filtre filter. Koyuyor arkadaşlar sulara. These sponge filters are very low maintenance and should improve the water quality. I attached that fishing lead to help keep the sponge filter. Kurşunla bağlamış ağırlık yapsın diye. All of the air is provided by this pump. This pump is pretty powerful. It's currently providing aeration to 29 guppy tubs and 30 10-gallon aquariums. Each Burası orijinal akvaryumu değil bu arada. Burası şey gibi vitrin burası. Satmak istediği balıkların çekimlerini burada yapıyor. Çünkü böyle plastik bitkiler falan var. Bu niye plastik bitki koymuş abi, zararlı mıdır diye yazanlar olacaktır mutlaka. O yüzden söylüyorum. Hani balıklar burada ilelebet kalmıyor. Anlık görüntü. Anlık görüntü için de burayı bitkili akvaryuma çevirmemiş. Bitkiler bakım istiyor biliyorsunuz. Ha, pratik olsun diye balıkları buraya koyuyor. Tak tak fotoğraflarını çekiyor. Vitrine koyuyor, sonra da devam ediyor. Each one of these 10-gallon aquariums has its own sponge filter. The air is distributed to all of the tubs using this 1/2-inch Schedule 40 PVC pipe. It's very easy to work with. A PVC pipe cutter comes in handy and makes the job really easy. PVC borudan birazdan hortumla dağıtacak, evet. This check valve allows flow in only one direction. So water cannot enter the PVC pipe. Ya merak edenler olur, bilmeyenler olabilir diye anlatıyorum. Bilenler kusura bakmasın. Şu taktıkları alet check valve dostlar. Yani çok ucuz, Türkiye'de de Allah'tan ucuz bir şeyler bulabildik bu şu an videoda. Bunlar suyu hortumdan motora göndermiyor. Yani şey gibi bisiklet sibopları var ya, onun gibi. Yani üflüyorsunuz içine havayı alıyor ama tekrardan dışarı vermiyorlar. Burada da aynı şekilde
havayı üflüyor ama diğer taraftan bu tarafa bir şey geçmiyor. Böylelikle de hem odanızı akvaryumlarınızdan dolayı su basmıyor hem de motorun içine su gidip motorunuzu yakmıyor. As I mentioned earlier, the air pump is really powerful. So this threaded cap helps me bleed some of the air to reduce the strain. Fazla basınçlı havayı da buradan ayarlıyor. Cap, all of the air to the sponge filter stop and the air is all coming out through the end of the PVC. I'm going to show you how I just install it. There's a little connector to the end of the PVC. Çok güzel yapmış ya. A threaded connector. Put it back on and you can just screw the cap on and adjust how much air you want to bleed. Bunlar da çok pahalı değil diye biliyorum Türkiye'de. PVC boru sonuçta ve dişi erkek kısmı. Let's take a look at some of the guppies. In this tub, atalım abi ya, göz atalım. Tiger guppies. Bunlar Türkiye'de var zaten, tigerlar. These are 9-week old males. They're from the first brood. They have black and yellow tails and patterns are starting to develop on their body. Ama formlar çok güzel değil mi ya? Şu formlara baksana. Cidden çok güzel formları var balıklarının. Here's their parents. Dişiye bakar mısın ya? Platinum Galaxy Tiger Guppies. In this tub I have the Dumbo Red Mosaic. İşte benim favori türüm bu dostlar. These guppies Dumbo have mozaik. Red mosaic tails, large pectoral fins and blue iridescence on their body. The six tubs on the bottom row are pulled a little forward so it can easily feed, see and catch the guppies. Here's more of the 1/2 inch PVC pipe that supplies air to each one of these tubs. I don't want the bubbles to be splashing on the house, so I place the sponge filters towards the front of the tubs. Buralar işte kurduğu yerler dostlar. Buraları böyle birazcık geçelim. Erkek ve dişi olarak ayırıyor. Yani seçici üretim böyle oluyor dostlar normalde. Hani bizler hep karışık besliyoruz ya. İşte 3 dişi bir erkek alıyoruz, salıyoruz. Yavruları da aynı şekilde devam ediyor. Ben de kısmet olursa seçici üretim olarak devam ettireceğim bu yeni akvaryumlarla beraber. 5 bölmeli akvaryumum da bunun için gerçekten arayıp bulamayacağımız bir akvaryum türü. Bölmeli akvaryumları bu yüzden çok seviyorum. Bu da öyle yapıyor. Bu suyun üzerindeki nülüfer galiba. Çok güzel ya. In my previous videos, I showed all of these guppy tubs scattered around the edges. Ben bunları izlemiştim. Bunlar şuna bakar mısınız ya? To maintain because all of the tubs are in this small Çok area. Efsane. I have more tubs back here, but I really should get rid of them because I have way too many tubs for me to take care of. I'll have to move the guppies to these new tubs here. This tub has my metal gold lace guppies. This is a 30-gallon tub. With a bunch of males. These are young Çok males. Güzeller ya. You see the metal head. I've had this strain for 1 year now. These guppies have a shiny metal Yani head. Güneş ışığıyla doğal ortamda ya, orası bir doğal ortam oluyor artık. Doğal ortamdaki balıkların renklerine bakar mısınız gold ya? Body and tail, and they also have a gold dorsal fin. Really nice guppy. As these male guppies mature, their tails will get a little larger. This tub has the metal black lace guppies. These are young males. This guppy is a little different because almost the entire guppy is covered in silver patterns. Çok güzel ya. Here's my red Dumbo mosaic guppies. İşte benim favorilerim bunlar arkadaşlar. Paraşüt gibi yani. Şu erkeğin kanatlarına bakar mısın ki buradakiler küçük dişi, bunun öyle bir dişleri var ki. Üf, yani strain for 2 years. It's one of my favorite guppies. Şuna bakın ya. These guppies are also called elephant ear guppies because of their extra large pectoral fins. Şey, aynı This şeyden is one bahsediyor. Of my guppy strains that I can sit down, relax and watch them for a very long time. Keşke bana göndersen de ben de uzun süre izlesem. İnanılmaz güzeller ya. Here's one of my new guppy strains, Oy. The Bluehead Moscow. The males have a blue spot on the top of their head. Çok güzel. Ben böyle izleyeceğim. Hep video boyunca hep böyle olacağım.
The males also have a little tinge of blue in their body. Evet. The female is the mother and that's her two young sons. Unfortunately, their father passed away. Yok baba. Güzelmiş de çok koyu balık. Çok koyu balığı ben çok sevmiyorum. Full black gibi oluyorlar. Şuna bakar mısın? That was how I set up all these new tubs. I hope you enjoyed this video and thank you. Vallahi beğendik abi. Hayran bile kaldık yani. Dostlar, bahçeye özetle güzel bir üretimhane kurdu. Şeylerden, saksılardan balıkları yerleştirdi. Bu kanalda gerçekten çok güzel videolar var. Şöyle bir devam edelim isterseniz birkaç tane. I raise and breed 5 different strains of guppies in 20 outdoor guppy tubs. In this video, I'm going to show you bunun the guppies in each one. Şey görüntüleri vardı böyle. Saksıların içinden these görüntüler alıyordu. These guppies are really beautiful. This şuna young male has ya matching gold on his dorsal fin, caudal fin, caudal peduncle, body, and ventral fins. Bölmüş. Number two has my black lace breeders. The two silver ones are the males, and the four females have a small round black tail. This male has lots of silver in his body and large tail. Tub number three has the Santa Claus breeders. Ha şimdi besili türlere geçtik dostlar. These red and white guppies are full of energy, very playful as they dart around the tub. I picked up these breeders 1 month ago, so they're pretty young. It's feeding time. I feed them dry flakes. Let's take a closer look at these Santa Claus guppies. Noel Baba'ymış adı. Ben daha önce duydunuz mu? Ben ilk defa görüyorum Noel Baba. Ha gerçekten this güzelmiş ama. This is the nicest one I have. He has a red dorsal fin, red tail, pure white pectoral fins and a white body. Gerçekten çok the tatlı duruyorlar. Have been getting larger and larger. They should be giving birth soon. Each one should have approximately 50 fries. Here's the previous Santa Claus breeders. The females were huge. My favorite trait of these Santa Claus guppies is the male's large white pectoral fins. Ooo. My second favorite trait are the female's kulakları da var. Bright white tails. Bunlar şey gibi ya. Retriever'ların biraz renginin farklısı gibi. Dişiler de hiçbirlerin dişilerine benzemiyor mu tıpkı? Moving to tub number 4. İşte benim favorim. Allah'ım çıldıracağım. Ne bak. Very popular is the male's large pectoral fins, also called elephant or dumbo ears. Dişiyi gördünüz mü şimdi? Oy. These breeders are getting pretty old, so I'm going to have to replace them with some younger ones soon. Akvaryumda kelebekler uçuşuyormuş gibi değil mi ya? Şuna bakın. Kelebekler varmış gibi bak bak. These breeders are getting pretty old, so I'm going to have to replace them with some younger ones soon. It's in the middle of the afternoon, and look at these male Dumbo Mosaic guppies relaxing on the areca palm leaves. I'm going to replace these areca palm leaves with fresh new ones. Here are some areca palm trees. I have a small one in my backyard, so I'm going to use that one. I'm going to clip off some leaves, and then I'm going to place them in the tub. These areca palm leaves provides hiding spaces for the fry, and also blocks some of the sunlight so the water doesn't... Çok here's güzel double ya. Mosaic guppy females with Santa Claus females. Look at how beautiful this female is with her black pectoral fins and her blue mosaic patterns on her tail. Şiir and gibi balık fin. Ya. Let's move to tubs 6, 7 and 8. These tubs yavru küvetleri de var. Guppies. Oy şu. Tub number 6 has gerçekten bittim balığa ya. Dumbolara. The mosaic patterns on their tails are starting to develop on these young females. Tub number 7 has the Dumbo mosaic guppy fry. As these guppies get older, I take out the males and females and put them in their own tubs. Evet.
artık balıkların türlerini gösterdi ve şeyleri gösteriyor. Nerelere koyduklarını falan gösteriyor. Dostlar gerçekten çok güzel bir kanal. Türlerine baktıkça benim içim açılıyor. Kanalı gezdikçe de benim içim açılıyor. Besliyorsan böyle besleyeceksin aslında. Gerçekten adam işinin ilmini de biliyor ki daha önce de söylediğim gibi Türkiye'deki hobicilikle yurt dışındaki hobicilik bir değil biliyorsunuz. İnanın uçurumlar var ya, yani fiyat farkları, ulaşım farkları. Ya istediğiniz her şeye ulaşamıyorsunuz Türkiye'de malum. Bunları değerlendirdiğiniz zaman biraz neyin ne olduğu, ne olmadığı ortaya çıkıyor. Ama yine de biz seviyoruz ve sevgimizden vazgeçmeyeceğiz. Orası da ayrı bir şey. Dostlar bu videomuz böyle olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle şimdi ben acemiyim kamera karşısında. Birden kere alaka konularla tek başıma bıdı bıdı konuşmak zorundaymışım gibi bir seriyim bu. Biraz zor. Benim yerime kendinizi koyduğunuz zaman anlarsınız. Yani canlı bir akış değil. Canlı yayın olsa beraber interaktif şekilde yorum yapar, sohbet ederiz ama tek başıma olduğum için biraz zor oluyor. Ama alışacağız dostlar. Sizlerle beraber sadece balıklar değil, diğer hayvanlara da dalış yaparız. Onun haricinde farklı komik ya da ilginç videolar da izleriz. Arzu eder, izlemek isterseniz de başımın üzerinde her zaman yeriniz var. Dostlarım o zaman bu kanala abone olmayı unutmayın. Farklı yerden görüp gelenler varsa da Akvaryum Odası adında bir kanalım var. O kanalda da balıklarım var, köpeklerim var, kuşlarım var. O kanalda daha çok böyle hayvan vlogları tarzında içerikler üretmekteyim. O kanalıma da abone olmak isterseniz zaten videonun açıklama kısmına falan bir yere mutlaka koymuşumdur. Şu an sabah oldu ve gözümden uyku akıyor. O halde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.